Bana bir rüzgar. Kara bir rüzgar, üstümde bir yurdum. Kara bir vicdan, kapkara. İsim durdu, kışın gibi, tavun gibi. Akla düşman, aydınlığa. Kara bir rüzgar, kötücü, zalim. Daha doğmadan söndüren tomurcuk. Başındaki meraka, kara bir rüzgar geçti her yerde, zehirliyordu iyi ve canlı ne varsa. Aydınlık uç vermesin diye nefretle bilenmişti hınçla. Kara bir rüzgar, hiçbir şey daha. Ölümcül olamazdı onda. İnsanın sapkınlığıydı çünkü. İnsan görünümlü, insana düşman. Kara bir rüzgar, zifir kara. Uçurum gibi açılmıştı ağzı. Esti üzerinde toplulukları. Yaz bile razı, kara bir rüzgar, can alıcı. Yedeğinde ceza evledi, kuyruğunda kara ruh kararmış adalet. Elinde ölüm terazisi, cinayet kılıcı. Kara bir rüzgar esmekte hala. Karanlık saçana kötülük ve dünya. Gömmek için iskelet elleriyle. Dönüşsüz karanlığa. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani bu bizde adaletin kararması yani, değil mi? Kararmış adalet. Şair ne güzel yazılar olmuş. Aşağıya inebilirim değil mi? Bir şey yapamayacağım.
tarafından önünde bir şey var yani bu şey. Bunu ben son yıllarda, son 10 yılda aşağı yukarı, son 10 yılda Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf ederek okuyorum. Hani genelde böyle devlet başkanlarına falan ithaf ederek şey böyle kalmıyor. Öyle değil. Bu humanist bir şiir. Yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var. Şeyde de, burada da Mustafa Kemal Atatürk dünyanın hiçbir yerinde, çok az yerde ya da mesela Vietnam'da biraz Ho Chi Minh, bu da çok humanist bir insan çünkü. Onun fotoğrafları belki kısmen şey gibi. Mustafa Kemal Atatürk mesela görüyorum bunu, gördüm burada Karadeniz Ereğlisi'nde. Öyle güzel yerlerde, öyle güzel güzel duruyor ki hiç böyle resmi bir şey yok yani. Kadınlar Kooperatifi orada bir yerde bir pencereden bakıyor gibi duruyor. Başka bir yerde, başka bir şekilde. Yani hayatın içinde bu ne kadar önemli bir şey. Ne kadar ve bunu hak eden bir adam. Mustafa Kemal Atatürk'ün bana göre inanın. Ha şunu da söyleyeyim. Bakın büyük devlet adamları hep vardır. Büyük askerler vardır. Büyük aydınlar vardır. Ama bir insanın büyük aydın, büyük devlet kurucu, büyük asker olması çok enderdir. Çok enderdir. Mustafa Kemal Atatürk böyle bir adam. İnanılmaz. İnsanların 56 yıllık ömründe, 56 yıl yani düşün, 56 yıllık ömründe insanların öğretmek istediği şeylerden biri de en büyük değerin yaşamak, hayat yani. Hayatın ruhu iyi yaşamak lazım. Biricik bir şey bu ya. Bunu iyi yaşamak lazım, doğru yaşamak lazım. Bunu anlatmaya çalışmıştır. Dans ederken, yemek yerken, bir çocuğu severken, yüzerken, orman çiftliğinde gezerken, mecliste bu hep budur yani yaptığı budur. Onun için ben yaşadıklarımdan önemli bir şey var. Sevgili Mustafa Kemal Atatürk'e hitap ederim. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şey. Sevgilin bitkin kalmalı öpürmekten, sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne, denize saatlerce bakabilir bir kuşa, bir çocuğa. Yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır. Kopmaz kökler sarmaktır oraya. Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını. Kavgaya tüm kaslarında, gövdenle, tutkunla gireceksin. Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin. İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeden olabilir. Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına. İnsan balıklama dalmalı içine hayatın, bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına. Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar. Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın. Değişmemelisin hiçbir şeyle, bir bardak su içmenin mutluluğu fakat. Ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle olmalısın ve kederi de yaşamalısın. Namusluca bütün benliğinde. Çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı. Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına, dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı? Büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat sunulmuş bir armağandır.